Sen de söyledin İran konusu, Türkiye'nin yanı sıra İran'la nükleer anlaşma konusunda da Biden'ın ne yapacağı çok merak ediliyordu. Trump'ın bir mayınlı tarla bırakması bekleniyordu. Son hamleler böyle değerlendiriliyordu. İran'ın da Biden'ı bekleyeceği sanılıyordu ama dünkü gelişme oldukça önemli. İran nükleer anlaşmaya karşı en büyük ihlal kararını attı. Sadece bu da değil aslında bölgedeki gelişmelerle ilgili diğer önemli detay Işınsu. Bir süredir Kuveyt ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yine arabuluculuğunda Suudi Arabistan'la Katar arasında bir ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen çalışmalar vardı. O görüşmelerde de ilerleme sağlandı. Her ikisi için detayları senden alalım. Şimdi evet, İran'ın attığı adım önemli. Sen de ifade ettin aslında, Joe Biden'ı bekler mi beklemez mi? Çünkü Joe Biden'ın nükleer anlaşmaya tekrar dönebileceği ifade ediliyordu. Trump 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek yanlı olarak çekildi ve ambargo uygulamaya başladı yeniden İran'a. İran tabii bu esnada biraz yalnız kaldı ve bunun İran'ı biraz daha radikalleşmeye itebileceği şeklinde yorumlar yapılırken yeni bir adım geldi İran'dan. Uranyum zenginleştirme faaliyetine tekrar başlayacağını duyurdu İran. Ferdağ nükleer tesisinde %20 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetine başlıyor İran. Tabii Avrupa Birliği'nden, İsrail'den tepki var. Avrupa Birliği bunun, yani bu tür adımların tek tarafın ihlal etmesiyle bu anlaşmaların yürüyemeyeceği vurgusunu yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan açıklama var. Biz asla izin vermeyeceğiz diyor İran'ın bir nükleer silaha sahip olmasına. Şimdi anlaşmaya göre, 2015'te imzalanan anlaşmaya göre İran'a sadece 3.67 oranında bir uranyum zenginleştirme izni veriliyordu ve bu Ferdağ nükleer tesisinde de 2031 yılına kadar herhangi bir çalışma yapılması yasaklanıyordu. Ama şimdi senin de ifade ettiğin gibi İran Joe Biden dönemini, Joe Biden'ın iktidarı devralmasını beklemeden bu adımı attı. Peki sonrasında ne olur? Bir soru işareti. Nasıl adımlar atılacak? Joe Biden ne yapacak bu konuya ilişkin? Bu merakla bekleniyor. Tabii bir not, nükleer silah geliştirmek için de %90 oranında uranyumun zenginleştirilmesi gerekiyor. Bölgede hem Türkiye'yi hem de tabii ki dünyayı da etkileyecek Körfez ülkelerini özellikle etkileyen başka bir gelişme de sen de ifade ettin. Katar ve Suudi Arabistan arasında 4 yıldır kapalı olan, yaklaşık 4 yıldır kapalı olan kara, hava ve deniz sınırlarını açma konusunda anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmadan sonra Katar Emiri El Sani'nin 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine katılacağı da açıklandı. Bu zirveye de gözler, bugün yapılacak bu zirve yaklaşık birkaç saat sonra başlayacak. Dolayısıyla o zirveye de gözler çevrilmiş durumda. Tabii bölgede büyük bir gerginlik vardı. 2017 yılında hem Suudi Arabistan, hem Mısır, hem Birleşik Arap Emirlikleri, hem de Bahreyn Katar'ı teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamışlardı. Sonrasında tansiyon yükselmişti ve Katar'a ambargo uygulanmıştı. Diplomatik ilişkiler kesilmişti. Ama şimdi bir yumuşama var. Görüntüler de şimdi bölgeden geliyor. Yavaş yavaş o işbirliği zirvesine katılacak liderler de Suudi Arabistan'a varmaya başladı. Tabii gözler bu zirvede dedik. Türkiye de yakından takip ediyor bu gelişmeleri. Türkiye memnun. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı bu dün atılan bu adım sonrasında. Körfez ihtilafının çözüme kavuşturulması yönelik çok önemli bir adım olarak nitelendirildi bu sınırların açılması. Ve temennimiz bu ihtilafın ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı bir kalıcı çözüme kavuşturulmasıdır ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ifadeleri kullandı. Tabii Katar'la iç siyasette de tartışma yaratan konular var ama Türkiye işbirliği içerisinde, dolayısıyla dediğim gibi oradaki gelişmeler de Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Tabii 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinden de mesajlar gelecektir. Canlı olarak da ekrana geliyor şu anda. Esani ulaşacak birazdan zirvenin olduğu noktaya. Yolda olduğu biliniyordu. Onun uçağı olabilir şu anda ekrana yansıyan. Katar. Katar mı? Durum böyle. İran'la ilgili konuşuruz ama isterseniz hazır görüntülerde gelirken bu anlaşmayla başlayalım. Zirvede trilyon dolarları zirvesi. Tabii canım. Değil mi? Hiç, tabii yani canım. Bir tane normal adam yok orada. Felaket. İstenildiği çerçevede bir anlaşma, bir yumuşama olacak mı, olmayacak mı? Onu sanırım ambargolar göreceğiz. Devam açıklamalar ediyor hala. Yani Türkiye'de evet onun altını çizdi çünkü. Ambargolar hala devam ediyor. Ben detaylarına baktım. Öyle Katar'la hani
klasik uç tırnak işte beyaz sayfa falan değil. Öncelikle işte Karadeniz hava sınırları kademeli olarak açılacak ama bu toplantıda inşallah sıkıntı olmaz. Yani için böyle bir kötü bir his de var. Çünkü imzayı da yani çözüm için imzayı da burada atacaklar. Bu zirvede atacaklar tam olarak. Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşması acaba Katar'ın da İsrail'le anlaşmasının önünü açar mı? Gibi bir sorumuz var karşımızda. Çünkü Suudi Arabistan... Ne tuhaf cümle oldu değil mi? Suudi Arabistan yaparsa İsrail de yapar mı? Yani, neredeyse artık müttefik gibi çünkü oldular. İsrail, yani. İsrail onlar anlaştıktan sonra bir sonraki adımda böyle bir durum ortaya çıkar mı yani diye 2021, konuşuluyordu. Gerçekten bu bölgede satranç tahtası gibi. Hiç farklı değil zaten eskiden de ama çok büyük akıl oyunları oynuyor. Yani Suudi Arabistan Katar'la nasıl uzlaştı? Çok güzel yazmış Yasemin sağ olsun. Uzlaşma şartları. Katar çok önemli. Türkiye için de iyi bir müttefik, iyi bir dost. Tartışmaları da var zaten. Bu dönemde tam bekleniyor muydu böyle bir uzlaşma? Hiç konuşulmuyordu bunun çünkü diplomasisini Kuveyt yürüttü biliyorsunuz. Kuveyt'le Türkiye arasında bir istişare mekanizması olduğunu biliyordum. Yani sonucun bu kadar çabuk geleceğini tahmin etmiyordum. Ama hani zamanla mı yayılır diye. Sonuç aldılar. Türkiye'nin de perde arkasında çünkü şeyi var. Suudi Arabistan'la Türkiye ilişkileri de son... Tabii bu Suudi Arabistan sürecini MBS dedikleri Muhammed Bin Selman yürütüyor. Kral değil. De facto durumda olan isim yürütüyor. Bilmiyorum yani başka yani bir give and take dedikleri bir al-ver dengesi kurulmuştur burada. Çünkü buradaki oyuncular Birleşik Arap Emirlikleri mesela bu işin neresinde? O zaman Amerikan motivasyonuyla uygulanan bir ambargo da vardı Katar'a perde arkasında. Nasıl çözdüler, nasıl bir al-ver dengesi oluşuyor? Onu zamanla ortaya çıkar. Ama İçimde yine de böyle bir kafamı kurcalayan birkaç kötü his var. İnşallah yanılıyorumdur. Yani. Tabii Türkiye'ye de etkisi olacak. Türkiye'ye üzerinden. Bu iş yürürse Türkiye olumsuz olmaz. Ama Katar'ı nasıl uzlaştırdılar bilmiyorum. Mesela İngilizler o dönemde ya Katar'ın sorunları var. Ben bir araya klasik İngiliz yaklaşım. Ben bir araya gireyim, bir arabuluculuk yapayım dedi. 50 milyar dolara yakın bir mal varlığı satılmış İngiltere'de Katar'lar. Hemen kaçta gözlerse yani. Hayır, borsa bile Türkiye'de biliyorsun İstanbul borsasının bir hissesi Katar'a verildi diye çok tartışmalar büyümüştü. Ama Londra borsasının da önemli bir hissesi Katar sermayesi. Yani Katar deyip geçmeyelim. Mesela şimdi millet diyor ki kardeşim Arap sermayesi paraları saçıyorlar falan. Paraların öyle bir kuruşuna kadar Suudlar, Katarlar falan peşindeler ve o kadar profesyonel yöneticilerle çalışıyorlar ki Volkswagen'in %20'ye yakını Katar'ın. Volkswagen'in yıllık 275 milyar euro hacimli bir dev şirketten bahsediyoruz. Qatar Investment Authority diye bir yapı var. 400 milyar dolar civarında bir parayla oynuyor. Dünyada yatırımla göre. Parası da 400 milyar al diyorlar. Git harca. Şeye kadar. British Airways'in %20'sine kadar. Tabii. Heathrow Airport'un Londra'daki o büyük havalimanına kadar. Paris Saint Germain. İşte o Savoy Otel vardı Londra'da. Harrods mağazası. Yani o kadar felaket. Futbol kulüpleri var. Futbol kulüpleri var kıyamet gibi. Yani o kadar şey ama... Kar zarar oran, Türkiye'de de bir sürü özel sektörü aldılar. Mesela önemli bir moda mağazasını aldılar biliyorsun. Çok önemli. En büyük. Kendine has bir stratejik çerçevesi var Katar'ın. Yani takip herhalde ediyorlar dünyada böyle de böyle. Bankaları yani, var. Bankaları var. Katar'ın başındaki isimler İngiliz ve Amerikalılarla çalışıyorlar yalnız. Profesyonel yöneticilerle. Mesela bana Türkiye'den Katar arasında ticaret küçüklü yapan... Küçüklü ülke değil mi? Öyle ama çok felaket. Yani kazandıkları parayı dünyanın köklerine yatırım yapma. Ya çünkü Amerikan ekonomisi... Ve her ülkenin de kendi konjonktürüne, her ülkenin kendi stratejisine göre yapıyorlar. Hareket ediyorlar. Müthiş. Her yerde dediğim gibi o köklere yakın adımlar atılıyor. İran'la ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani bir noktada da böyle bir şey beklenmiyordu İran'dan da sanırım. Biden'ı bekleyecek yönünde sinyaller görüyorduk. Bu İran nükleer anlaşmasını tehlikeye atar mı? Avrupa Birliği, İsrail de tabii bu noktada ne yapacak? Yani, nasıl bir tavır takınacak? Gürkan İran konusuna biz bu seneye başlarken 2020'ye hani dünyamız bu korona morona belasını daha henüz tanımamışken Kasım Süleymani suikastiyle beraber bütün dünya İran'ı konuşacak diye düşünüyorduk. Hatta daha da ileri senaryolar konuşuluyordu. Bir İran ABD savaşından bahsediliyordu. ABD'nin İran'a müdahalesinden konuşuyorduk. Yani 2020'nin kıyamet senaryosu nedir deseniz senenin başında biz derdik ki ABD İran'ı vuracak veya İran'a müdahale edecek. Ama öyle olmadı. Bambaşka dertlere gark oldu bütün insanlık. Şimdi tekrar
İran pilavı ısıtılacak bence gözüken o. Yani Biden yönetiminin de o konuda çok ben Obama yönetiminden farklı olacağı kanaatinde değilim. Az önce de söyledik zaten bir devamı. Hatta gölge perde arkasında Obama'nın da olduğu bir yönetimden bahsediyoruz. Hatırlayalım hem Barack Obama hem Michelle Obama seçim kampanyasında adeta eyalet eyalet gezdiler böyle. Adeta başkan ve first lady gibi çalıştılar. Dolayısıyla Obama yönetimi olduğu gibi devam edecektir. İran önümüzdeki dönem nükleer tartışmaların ve ambargonun gölgesinde yaşayacaktır. Ben sadece İran'a değil, bölge ülkelerine, Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerine Amerika'nın basıncının artacağını düşünüyorum. Basıncı artacak. Bir takım ne diyelim ona, bel altı hamle demeyelim de böyle istihbarat örgütlerinin yapacağı bir takım operasyonel işleri de duymaya başlarsak şaşırmayalım. Tabii, tabii. Yani CIA tekrar işbaşı yaptı çünkü 4 yıllık bir aradan sonra. Nitekim ben son dönemde biraz işte bu hacker gruplarının bir takım şeyler sızdırmaları, işte bir takım belgeler, bilgiler sızdırmalarının da çok bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Neticede gizli servisler onay vermeden bu işler olmaz. Bu gizli servislerin de bu işlerle nam salmışı CIA'dir. CIA'nin tekrar bölgede sahaya ineceğini ve türlü türlü operasyonlarla, yani devletleri özellikle bölgede 2016'dan bu yana Amerika ile bağını koparmış devletlere yönelik çeşitli komplolar vesairelerde yapabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki. Kasım Süleymani suikasti aslında Trump yönetiminin çok tipik bir hamlesiydi. Yani Trump yönetimi şu idi. Tepkisel. Yani Trump'ın bölgeye yönelik mesela büyük tasarrufları yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yani buraya gireceğiz, işgal edeceğiz, şöyle yapacağız. Böyle bir şey yoktu. Tepkisel. Yani mesela biz bunu nerede yaşadık? Biz de mesela Rahip Brunson işinde. Rahip Brunson tutuklandı. Ben dedi dolarla sizi işte döveceğim, edeceğim, böyle kendine has dediler. Rahip Brunson serbest bırakıldı. Ondan sonra dolar şeyi gevşetildi vesaire. Tepkisel bir tavır vardı Trump'ın. Ama şimdi öyle değil. Şimdi Biden yönetiminde bu tepkisel bir tavır değil. Sistematik bir bölge politikasına dönecek diye görüyoruz. Bunu uluslararası stratejistler daha güzel analiz ederler. Ama bizim hani kabaca gördüğümüz Biden yönetiminin bölgede CIA başta olmak üzere gizli servisleriyle beraber büyük bir operasyon zincirine kalkışacağı. Başka türlü de zaten herhalde ama bu meseleler çözülmez. Önemli bir aparatı da yok. Onu da söyleyelim. Bölgede Türk okulları adı altında yapılan FETÖ yapılanması artık Avrasya başta olmak üzere bölgeden söküldü, atıldı. Herhalde büyük en büyük oranda. Fark o olacak. Aparatı yok. Bir de Türkiye. 2016'daki Türkiye değil. Türkiye Amerika'dan çok ayrıldı, ayrı düştü. Avrasya bloğuyla ilginç ittifaklar geliştirdi. Dolayısıyla Türkiye bölgede çok önemli bir ayağıydı Amerika'nın. Yani müttefiklik anlamında çok önemliydi. Artık o ayağını da kaybetti diyebiliriz. Peki.